Etiket makinemiz yuvarlak ambalajları tek etiket veya tam sarım etiketlemesi için kullanılabiliyor. 18 santime kadar etiket uygulaması yapılabiliyor. Etiket genişliği olarak. Etiket makinesinde dikkat edilecek bir takım konular var. Ben onları tek tek izah edeceğim. Etiket takarken makinenin üzerinde gelen numune etiketin geçtiği yöne öncelikle bakmak lazım. Nerelerden geçtiği çok önemli. Burada bir diğer detay da çok basit şekilde zaten sırasıyla ben göstereyim. Önce etiket üstten akacak şekilde gelecek. İlk merdanenin altından, ikinci merdanenin üstünden geçecek. Alttaki merdanenin altından geçtikten sonra şu buraya yaklaşırsam bu taraftan ya. Küçük merdane ile bıçağın arasından geçecek. İkisinin arasından geçtikten sonra bıçağın üstünden dolaşacak ve sıkıştırma merdanesiyle bandın kırmızı makaranın altından geçecek. Güzel merkezleyip frenleme çekme merdanesini bıraktığınız zaman etiketi çıkartabiliyorsunuz kolu çevirdiğiniz zaman. Etiketin takılması bu kadar. Burada bir detayımız var. Etiket frenleme sistemi. Ambalajda nereye etiket yapacaksanız ona göre etiketi merkezlemek gerekiyor. Etiketin merkezlemesi sırasında etiketi hareket ettirmek için bunu söküp ileri geri alabiliyorsunuz. Bu tarafta etiketin frenleme sistemi var. Bu tarafı ayarladıktan sonra etiketi koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu parçayı dayıyorsunuz. Yayı bastırarak burayı sıkıyorsunuz. Bu frenlemeyi sağlıyor. Bunu bastırmadan koyarsanız etiket boş döner. Etiketin boş dönmesini engellemek için bunu güzelce bastırıp sıkmak gerekiyor. Bir diğer detayımız da etiketin merkezlemesiyle ilgili. Etiketinizin boyunun ortasına denk gelecek şekilde etiket sıkıştırma merdanesini ortalamak gerekiyor. Çok kenarda kalırsa etiketi bir tarafa doğru çekebilir. Ortasını ayarlarsanız sağlıklı çalışacaktır. Merdaneler kolu çevirdiğimiz zaman iki merdane aynı anda döner. Çünkü trigger kayışla bağlı. Dolayısıyla ikisi birden dönüyor. Ben makinenin üzerine bir ambalaj koyup merdaneyi çevirdiğim zaman bu merdaneler ambalajın dönmesini de sağlıyor, etiketin çıkmasını da sağlıyor. Dolayısıyla bir etiketimiz ambalajın üzerine yapışmış oluyor. Burada bir diğer önemli konumuz, siz etikete bakmayacaksınız. Bakacağınız yer buradaki çubuk. Çubuğu şimdi etiket buradan 1-2 santim, 1-2 milim çıkacak şekilde ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra bıçağımızı iki etiket arasına denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bundan sonra ben hiç buraya bakmadan sadece buraya bakıp bir tane etiketi tam olarak alabiliyorum. Bu bölümde şişe olacağı için burayı göremeyeceksiniz. Sizin görmeniz gereken nokta burası. Önemli konularımızdan biri dayama. Ambalajın her zaman aynı noktasına etiket yapıştırabilmek için ambalaj dayamasının yüksekliğinin ayarlanması gerekiyor. Bunun için buradan gevşetip ambalajın merkezine göre, yüksekliğine göre, çapına göre konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu büyük çapta bir ambalaja göre ayarlanmış oldu. Küçük çapta bir ambalaja göre ayarı da şu şekilde oldu. Şu anda küçük bir ambalaja göre ayarlanmış oldu. Arzu ederseniz bunu buradan çıkartabilirsiniz vidaları söküp. O şekilde de çalışabilirsiniz. Dayama olarak bu sacı değerlendirebilirsiniz o noktada. Buna hizalar öyle çalışırsınız. Etiketleme sırasında boş pet ambalajları biraz üstünden elinizle desteklemek gerekebilir. Ama dolu ambalajlarda etiketleme gayet sağlıklı çalışıyor. Bir diğer detayımız, küçük ambalajlar için bu bıçağın
aşağıya indirilmesi lazım. Bu bıçağın aşağıya indirilmesi için iki yanda vidalarımız var. Bu vidaları gevşettirsek bu bıçak aşağıya iniyor. Yukarı çıkartırsak büyük ambalajlar, büyük çaplı ambalajlar. Aşağıya indirirsek küçük çaplı ambalajlar için kullanılıyor. Bıçak ambalajı koyduğumuz zaman bıçakla ambalaj arasında 2 ila 3 milim kadar mesafe kalması lazım. Şimdi bu ambalaja göre ayarlamak istediğimiz zaman yandan bakarak yukarı kaldırıyoruz. Yerini ayarladık. Sen de şu yandan çek istersen. Tam şu noktadan şöyle görüntüsünü alırsan. Gördüğünüz gibi ambalajla bıçak arasında az bir mesafe bıraktık. Buradaki mesafe çok önemli. Eğer çok olursa etiket pot yapabilir. Az olursa etiketi tam almayabilir. 2 milim, 3 milim gibi olursa etiketi gayet sağlıklı bir şekilde yapıştıracaktır. Şimdi deneme yapalım. Ayarladık. Bir diğer önemli konumuz da buradaki yüzükler. Bu 4 tane yüzük etiketi merkezlemek için, hizalamak için kullanılıyor. Bir metre yardımıyla hepsini ölçüp, buradan mesafeleri ölçüp bunları doğru ayarlarsanız etiketiniz her zaman aynı hizada sağlıklı çalışacaktır. Etiketi hep aynı hizaya ayarlayın. Etikette sağlıklı bir şekilde sağa sola kaymadan çalışmaya devam etsin. Teşekkür ederim.